Sayın Zeytinburnu Kaymakamımız Adem Uslu'yu, Sayın Zeytinburnu Belediye Başkanımız Avukat Ömer Arısoy'u, değerli tüm protokol konuklarımızı, yönetim kurulu başkanımı, Avrasya Hastanesi yöneticilerini, doktorlarını ve tüm çalışma arkadaşlarımı öncelikle saygı ve sevgiyle selamlayarak programımıza hoş geldiniz diyoruz. Herkes Avrasya dostları. Birçoğu bizleri destekleyen, tercih eden, birçoğu gönülden, canla başla ekip içinde çalışan, iyi kötü günü paylaşan insanlar. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle yola çıkan Avrasya Hastanesi Zeytinburnu kuruluşunun tam 25. yılını kutluyor. Çeyrek asırlık bir başarı öyküsü bu. Programımızda açılış konuşmalarımızın ardından protokol konuşmalarına, ardından günün anlam ve önemine değineceğimiz kürsü konuşmalarımıza yer vereceğiz. Ve en önemlisi de bugün emeğe saygı krem ödülleri sahiplerini olacak. Hastanemizde 20. ve 25. yılını dolduran emekçi çalışma arkadaşlarımız, siz değerli katılımcılarımızın elinden plaketlerini gururla alacaklar. Bir sonraki haftalarda gerçekleştireceğimiz programlarımızda da 15. 10. ve 5. yılını doldurmuş çalışma arkadaşlarımıza da tekrardan ödül törenlerimizde plaketleri teslim edilecektir. Şimdiden herkese bugün için keyifli bir zaman geçirmesini diliyoruz. 27 Haziran 1999'da resmi açılışı yapılan Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nin tarihinden çok kısa bir şekilde yola çıkalım. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Operatör Doktor Hüseyin Uğur'un ilk hastanecilik tecrübesi 1992'de faaliyete geçen Çamlık Hastanesi ile başladı. Bunun öncesinde Erdem Bügen Kliniği'nde geçen geceli gündüzü nöbetler vardı. Yani muayene odaklılıktan poliklinik odaklılığa, poliklinik odaklılıktan hastane odaklılığa devam eden bir başarı öyküsü bu. Çamlık Hastanesi hizmete devam ederken 1999'da Urla ailesinin kuruluşu olan Zeytinburnu Avrasya Hastanesi hizmete başladı. Parantez açıp bahsetmek gerekirse, burada ona güç veren noktalar Operatör Doktor Hüseyin Urlu'nun hastalarına verdiği güvendi. Ona güven duyan, her aradığında gece gündüz ulaşabilen insan sermayesiydi. Ve bunun ardından da tabii ki aile desteğiydi. Merhum anne Ayşe Uğurlu, baba Ömer Uğurlu, abi Mehmet Uğurlu da Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu'nun öğrencilik yıllarında çocuklar okula gönderilmez çalıştırılırken, aksine o dönemki zor şartlara rağmen her zaman desteklediler. Hikayenin en başı onların emekleriyle dolu aslında. Üçünü de bu anlamlı günde saygı ve özlemle anıyoruz. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nin açılışını dönemin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yaptı. Bu açılış davetini yapmak için Zeytinburnu İş Adamları Derneği üyelerinden bugün de programımızda aramızda bulunan Sayın Remzi Yılmaz, Sayın Kaya Balkan, Sayın Fuat Bodur gibi Avrasya dostlarının yer aldığı 15 kişilik bir ekiple Cumhurbaşkanımıza makamında ziyaret yapıldı. Davet büyük bir nezaketle kabul edildi. Merhum Demirel'in açılış kurdelesini keserken söylediği bir söz vardı. Burası hastalara şifa kapısı olsun. Bu sözü yerini buldu. Şimdilerde sadece Zeytinburnu değil, İstanbul değil, Türkiye değil, uluslararası boyutta nam kazanmış bir hastane olduk. İngiltere, Almanya, Amerika, Rusya, Afrika, İspanya gibi büyük devletlerden hastalarımız var. Onların bizi tercih etmesi sadece bizim değil, Türkiye'mizin gururu. Hastanenin kuruluşundan itibaren de fikirleri ve çalışmalarıyla projelerde önemli katkı sağlayan
Sayın Hüseyin Uğurlu'nun meslektaşları, abileri de oldu. Bu özel günde merhum isimleri de özlemle anıyoruz. Doktor Erdem Yögen, Profesör Doktor Gökhan Töre, Profesör Doktor Ayhan Gülgönen, Profesör Doktor Mazhar Özman, iz bırakan her zaman bu gibi kıymetli günlerimizde anılan önemli isimler oldular. 25 yıllık hastane dediğimize bakmayın tabi. Kurulduğumuz gibi kalmadık. Aklınıza kurulduğu gibi kalan, değişmeyen bir hastane gelmesin. Hiç eskimedik, değiştik, yenilendik. Cihazlarımızı, alanlarımızı, tekniklerimizi yeniledik. İlerleyen yıllarda da daha da büyüyerek hastalarımıza, hizmetlerimize daha geniş kapsamlı olarak devam ettik. Her hastalıkta teşhis ve tedavi imkanına sahip olma yolunda güzel adımlar attık ve yurt içinden, yurt dışından tercih edilirliğe gittik. Tam 17. yılımıza geldiğimizde artık grup hastane olma yolunda adımlar atıldı ve ikinci hastane kurma fikri hastalara daha fazla ve daha hızlı bir ulaşma imkanı sağladı. Temmuz 2016'da modernlikte ve teknolojide dünya standartlarının üzerinde olan Gazi Osman Paşa Avrasya Hastanemiz hizmete başladı. Ve şimdi toplamda 3 hastane olduk. 1000 üzerinde sağlık çalışanı, 150'ye yakın medikal kadromuzla kocaman bir Avrasya ailesiyiz. Özellikle Zeytinburnu Avrasya Hastanesi olarak onkolojide Türkiye'de sektörün öncü kuruluşları arasında yer alıyoruz. Kanseri teşhis ve tedavi edebilen tüm teknolojilere sahibiz. Radyasyon onkolojisinde yer alan triloji cihazımız, nükleer tıp merkezimizdeki PET-CT cihazımız, girişimsel radyolojimiz, radyasyon onkolojimiz, medikal onkolojimiz, cerrahi onkoloji birimlerimiz, patoloji ve biyokimya, mikrobiyoloji laboratuvarlarımız bunlardan sadece birkaçı. Kardiyoloji birimimizde de ileri düzeyde tedavi imkanları ve ameliyatlarımızla, anjiyo laboratuvarlarımızla hastalarımızın karşısındayız. Son yıllarda da hepimizin bildiği gibi sık talep gören estetik ve obezite cerrahisinde de hastanemiz yine oldukça başarılı işler ve değişimler gerçekleştiriyor. Tabii bu yıllar ödülsüz geçmedi. Birçok alanda ödüle layık görüldük. Yurt içi ve yurt dışından plaketler aldık. Hizmet ihracatında Türkiye'de ilk 500 firma içerisinde defalarca seçildik. Birinde 374. sırada yer alırken diğerinde 415. sırada yer aldık. Sağlık hizmetleri kategorisinde 10 ve 13. sıralarda yer aldık. Türk ekonomisinin yükselen değerleri olan hizmet sektörlerine göre 2022 hizmet ihracatı şampiyonları arasında yine ilk 500 firma arasında yer alırken sağlık hizmetleri kategorisinde 18. sırada yer aldık. Bu başarımızla beraber Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat hastanemizi ziyarette bulundu, gurur duydu. Yine Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği ödül töreninde ilçede istihdam sağlayan ilk 10 firma arasında yerimizi alarak ödülümüzü Sayın Belediye Başkanımız Ömer Arısoy'un elinden aldık. Kanser hastalarına multidisipliner tedavi seçenekleri belirlemek için her hafta gerçekleştirdiğimiz Onkoloji Konseyimizin 400. oturumunu gururla kutladık. OFSAT ödülleri, yurt dışı ödülleri, vergi rekortmeni ödülü, bronz madalya ödülü, tüketici ile dost altın kalite ödülü derken sayısız ödül bizi buldu. Sağlık Bakanlığı Kaliteye Akreditasyon Daire Başkanlığı, sağlıkta kalite standartları denetimlerinde 96 puan alarak üst düzey başarılar sağladık. Son yapılan çalışan memnuniyeti anketi oranlarımızda %92 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı uluslararası yetki belgesi alan sayılı özel hastaneler arasında yerimizi aldık. Aslında programın başında dediğimiz gibi 25 yılı nasıl ve nereye bugün sığdırabiliriz bilmiyoruz ve sığmıyor işte. Başarılar ve duygu dolu hasta öykülerimizin hangi birini anlatsak buna bugün burada zamanın yetmeyeceğini biliyoruz. Huzurlu bir çalışma ortamı içinde güler yüzlü, ilgili, deneyimli çalışma arkadaşlarımızla Avrasya ailesinde buluştuk. Burada fikirlerimize önem veren ve
iyi bir işleyişin, kaliteli bir işleyişin hakim olduğu yönetime sahibiz. Bizler bu kurumun bir parçası olmaktan ve 25. yılı kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tabii ki hastalarımız için de her şeyin en güzeli olsun istiyoruz. Onların iyi ve kaliteli hizmet alıp hastanelerimizden iyi ayrılması, beklentilere yanıt verebilmek bizler için çok önemli. Çalışanlara, hastalarımıza teşekkür ettik, bitti mi? Tabii ki hayır. Başta devletimize, devletimiz var oldukça varız. İlçe kurumlarına, mülki idare amirlerine de bu anlamlı günde teşekkürü borç biliriz. Yine kıymetli ilçe muhtarlarımız da bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, bizlere referans olan kişiler, bunlar da bugün aramızdalar. Onlara da tekrardan bu anlamlı günde yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz. Aramızda merhum olanlar oldu. Bunların her birine rahmet diliyoruz ve diğer tüm görev başında olanlara sağlık, sıhhat ve başarılar diliyoruz. Yani her birinizin yeri bize çok ayrı. Sayın Operatör Doktor Hüseyin Uğur'la da bugünlere gelirken hastalarının, eşi Sayın Nermin Uğur'un kardeşlerinin desteğini aldığını her zaman, her fırsatta dile getirdi. Avrasya Hastanesi için de 25. yıla geldiği bu sürede siz değerli Avrasya çalışanlarının, hastalarının, Avrasya dostlarının katkısı ve desteği çok önemli ve güzeldi. Sizler sayesinde hep birlikte el ele bugün aslında burada kendi başarımızı kutluyoruz. Uğurlu ailesinin kurduğu kocaman bir Avrasya ailesi haline geldik. Avrasya Hastanesi bu hizmetlerini gelecek kuşaklara uzun yıllar yaşatmayı, sürdürmeyi ve korumayı tüm dünyaya şifa olmayı diliyor. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz her zaman. Birlikte bir çeyrek asır yaşandı. 25. yılımız kutlu olsun. Birazdan günün anlamı ve önemine değineceğimiz kürsü konuşmalarımızı gerçekleştireceğiz. Öncesinde hastanemizin biraz geçmişten bugüne oluşturduğumuz bir tarihçesi videosunu hep beraber izleyelim. Bizim yerimiz Gazi Mustafa Kemal'in "Benim en sadık dostlarım buradadır" dediği dört yoldan aşıktır. Ve hiçbir zaman bozulmayacak olan Anadolu ailesi sıcaklığıyla İstanbul'da devam etti. Aile toplumun temeli tercihler ve Uğurlu ailesi de öyle bir temel atacaktı ki önce İstanbul'a, sonra da gönüllerimize. Genç doktor Hüseyin Uğurlu'nun aklında hep daha iyi hizmet verebilecek bir hastane projesi vardı. Tahsin Bağla Tüyü birlikte aynı klinikte çalışıyorduk. Gerçekten ikimize birden gelen bir teklif üzerine biz o kapanmış hastaneyi gittik, bir gördük, bir hastane yapmak gibi bir plana girişmiş olduk. Zeytinburnu'ndaki Avrasya Hastanesi'nin projelerini yaptırıp 98'de inşaat bitti. 98'in sonunda bitti. Faaliyete geçtik. Arkasından Cumhurbaşkanımız geldi. Resmi bir açılış yaptı. O zaman 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel açılışını gerçekleştirdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın fani özel mimarisiyle öne çıkmaktadır. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartlarına da A sınıfı hastane olmayı başarmıştır. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı. 3 hastanede
45 branşta 105 hekim, 1000'e yakın personel ve 450 yatak kapasitesiyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Vatandaşımızın, halkımızın bilgilenmesini, hastalıklar hakkında
bilinçlenmelerini arzu ediyoruz. Avrasya Hastanesi'nde bypass ameliyatı sonrası 47 kilometrelik maraton koşan Aydın Karaçay, Avrasya Hastanesi doktorları kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Ali Rıza Cener ve profesör doktor Esat Akıncı'ya teşekkür ederek katıldığı maraton koşusundaki sertifikayı doktorlara takdim etti. Merhabalar, yöneticilerimiz, hikayeyi bilmeyenler için benim 6. kalpten düştüm. Avrasya Hastanesi'ne yetiştirildim. Burada yoğun bakımda uzun zaman hayat müjdesi verdim. Bu süreç boyunca öyle başarılara teslim olmuşum ki Avrasya Hastanesi'nde yeniden doğmuş gibi oldum. Yeniden hayata tutundum. Sevgili doktorum, Işık Soysa hocama minnet duyuyorum. Hüseyin Bey'e, tüm Avrasya ekibine, ayrıca benimle yakından ilgilenen Ünhan hemşireme çok teşekkür ediyorum. Avrasya Hastanesi'nin 25. yılını kutluyorum. Ve benden Yunanistan'dan herkese selamlar. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu 25 yaşında. Çeyrek asırdır sevgi ve sağlık sunuyoruz. Nice 25 yaşları. Yapımında emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hastamızın duygulu, güzel bir konuşmasını dinledik. Sayın Işıl Hocam'a da tekrardan buradan emeğimize sağlık diyoruz, teşekkür ediyoruz. Günen Hemşire'yi de aynı şekilde. Ve günün anlam önemine değineceğimiz kürsü konuşmalarımıza geçmek istiyoruz. İlk olarak Hemşirelik Hizmetleri Müdürümüz Sayın Günay Azire Tosuna'yı alkışlarla davet ediyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Yönetim Kurulu Başkanımız ve tüm çalışma arkadaşlarım hepinize hoş geldiniz. Bugün hastanemizin 25. yılını kutluyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz hep birlikte. Ben de bu büyük ailenin ilk açıldığı günden beri bir çalışanıyım. Nice güzel yıllarımız ve başarılı yıllarımız olsun diliyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hastanemizin Medikal Direktörü Profesör Doktor Ali Rıza Cener Hocam'a konuşmasını yapmak üzere kursumuzda. Sayın Kaymakamım, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. 25 yılda kuran hem bu hastanenin tavrı çalışması, sağlık çalışanlarına iyi davranması, onları iyi tutması. Aynı zamanda çalışanların da bu hastaneye bağlı kalması, 25 yıl gibi bir süre beraber çalışması bence son derece değerli. Çok daha uzatmayacağım. Hepinize tekrar hoş geldiniz. 20 ve 25 yılında olan arkadaşlar da tekrar burada çalışmalarını uzun süre beraber kalmanızı diliyorum. Ve bugünün anlam ve önemine değineceği konuşmasını yapmak üzere Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Operatör Doktor Hüseyin Orlu Büyük Alkışlarla. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Muhtarlarım, çalışma arkadaşlarım, meslektaşlarım, basının değerli mensupları, bugün burada sizlerle, bizlerle beraber olduğumuz için, birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hikayemizi arkadaşımız anlattı. Videoda da görüntülerin bir kısmı görüldü.
gerçekten biz burada bu hizmeti vermekten son derece mutluyuz. Çok doğru bir şey yaptığımıza da inanıyoruz. Biz buraya geldiğimizde önce o günün belediye başkanı iyi düşündünüz mü dedi. Gerçekten önemli bir yatırım yaptığımıza ya da yapacağımıza inanıyorduk. Çünkü çok az sayıda belediye başkanımız da o gün için bize dedi ki bakın buraya özel hastane siz geliyorsunuz. Orada bir alışveriş merkezi açılıyor. Bir de özel kolejle geliyor demişti. Böyle bir üçlü olmuyor ve Avrupa Koleji ve Avrasya Hastanesi birlikte başlamıştı. Gerçekten bu yatırımı yaparken belki doğru mu eğri mi düşünülmüş olabilir ama biz son derece mutluyuz. Güzel şeyler yaptık, birlikte paylaştık. Gerek devletimizin, gerek belediyemizin, gerek tüm kamu alanında, Sağlık Bakanlığı'nda onların destekleriyle bu kurum bugünlere geldi. İyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Öncelikle bunları yaparken bu çalışma arkadaşlarının gösterdiği destek, 25 senedir onların emekleri, bugün burada devam eden ve etmeyen birçok arkadaşımın sayısız destekler oldu meslektaşlarımın. Ben onların hepsine huzurumuzda tekrar bir teşekkür ediyorum. Ayrıca ailemin burada bizimle beraber olması, bu desteği vermesi de çok önemliydi. Onun için de teşekkür ediyorum. Nice birlikte daha güzel buna benzer hizmetleri inşallah üretmeye devam ettirmeye çalışacağız. Çok teşekkürler, saygılar sunuyorum. Ve tekrardan bugünkü davetimizi kırmayarak aramızda bulunan, bizleri onur eden Sayın Zeytinburnu Belediye Başkanımız Avukat Ömer Arasoy Alkışlar davet ediyor. Çok kıymetli kaymakamım, değerli Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı, muhtarlarımız, Remzi abiyi uzun bir aradan sonra ilk defa karşımda görüyorum. Benim için ayrıca büyük bir mutluluk. Mahallemizden, ilçemizden gelen kıymetli misafirler, çok kıymetli doktorlar, sağlık çalışanları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Avrasya Hastanemizin 25. yılı kutlu olsun. Ondan önce hem videoda hem Hüseyin Bey hikayeyi hepimiz biliyoruz. Hepimizin gözü önünde bu 25 yıl geçti. Benim Zeytinburnu hikayem Avrasya'dan önce başlar. Dolayısıyla Avrasya'dan önceki halini de biliyoruz. Son 25 yıl Zeytinburnu kimliğinde önemli bir pay sahibi Avrasya Hastanesi. Biliyoruz ve inanıyoruz ki bu önümüzdeki dönemde de aynı başarısını sürdürecek. Ben de en başta kurucu ve halen yönetim kurulu başkanını sürdüren Hüseyin Bey'e, değerli ekibine, ailesine, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, velhasıl bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Davetimize katılan, aramızda bulunan, bizleri onur eden Sayın Zeytinburnu Kaymakamımız Adem Uslu alkışlarla davet ediyoruz. Çok değerli belediye başkanımız, Avrasya Hastanesi'nin çok değerli kurucusu, yönetim kurulu başkanı Hüseyin hocamız, hastanemizin çok değerli yöneticileri, çok değerli hekimlerimiz, hocalarımız, çok değerli sağlık çalışanlarımız, muhtar arkadaşlarımız, Avrasya Hastanelerinin çok değerli dostları, Zeytinburnumuzun bir markası olan, hitap edilirken de Zeytinburnu Avrasya Hastanesi diye Zeytinburnu'na vurgu yapılarak ifade edilen Avrasya Hastanesi'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına hepiniz hoş geldiniz diyor. Sizleri saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum.
çeyrek asır. Tabii ne videoyla, ne ifadeyle, ne lisanla anlatılabilir gibi değil. 25 yıllık bir geçmiş var. Bu 25 yıllık geçmişin daha öncesinde Bakırköy'de Çamlık ismiyle devam eden yine hastaneler grubunda yer alan başka bir özel hastanecilik hikayesi var. Ama oradan da elde edilen birikimle, oradan alınan cesaretle Zeytinburnu'nda 25 yıl önce başlatılan bir Avrasya Hastanesi serüveni var. Ve bu 25 yıllık zaman dilimi içerisinde o hastanenin hayata geçtiği, resmi açılışının yapıldığı, o dönemki Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in bu hastane insanlarımıza şifa olsun, hastalara şifa olsun, şifa dağıtsın dediği günden bu yana binlerce, on binlerce hastaya gerek ülkemizden gerek uluslararası toplumdan on binlerce hastaya şifa dağıtan bu hastanenin o günden bugünlere gelmesi tabii ne kadar hangi kelimelerle, hangi cümlelerle ifade etsek kelimeler de cümleler de kifayetsiz kalıyor. Emeği geçen herkese şükranlarımızı ifade ediyoruz. Urdu ailesine Zeytinburnu ilçesi olarak şükranlarımızı, teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Böyle bir markayı, böyle bir değeri Zeytinburnu'na kazandırdığı için. 25 yıldan bu yana Avrasya Hastanesi'nin Avrasya Hastaneler Grubu'na dönüşmesi noktasında katkı veren, emek veren bütün çalışanlarına, hekim grubuna, hoca grubuna, sağlık çalışanlarına ayırt etmeksizin teşekkürlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bugün Zeytinburnu'nda başlayan serüven Gazi Osman Paşa'da devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönem itibariyle başka ilçelerde de yine İstanbul'un ve ülkemizin değişik noktalarında da yeni hastanelerle insanımıza ve insanlığa hizmet sunmaya, sağlık hizmeti sunmaya devam edecek. Tabii videoyu izlerken işte açılışını gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımızın artık mütevaffa vefat etti. 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel. Diğer taraftan bir Gündem Akşık hanımefendi bakanımız mütevaffa. Yani hepimiz iki taraftan baktığımızda faaliyiz. Gidenler var bu 25 yıllık süreç içerisinde. Ebedi hayata irtihal edenler var. Başta Uğurlu ailesi olmak üzere Avrasya Hastanesi ya da Avrasya Hastaneleri grubundan emeği olan, katkı veren ve ebedi hayata irtihal etmiş bütün herkese Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Azimle, sebatla, kurumsal kimliğe büyük bir saygı çerçevesi içerisinde 25 yıldır, 20 yıldır bu hastane çatısı altında Avrasya kimliğini taşıyan ve bugünlere gelen 25. yılı vesilesiyle, 20. yılı vesilesiyle bugün de ödül ve bereket alacak olan bütün sağlık çalışanlarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Nice 25 yıllara diyoruz Avrasya Hastanesi'nin ve 25. yılının bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz bu güzel sözlerinden dolayı. Evet, plaket törenimize yavaş yavaş geçelim istiyoruz. 25. yılımızı kutlarken aslında bizler için en anlamlı olanlardan birisi de emeğe saygı ve kıdem ödüllerini bugün Avrasya Hastanesi'nde uzun yıllardır görev yapan çalışma arkadaşlarımızla paylaşmak ve sizler gibi değerli katılımcılarımızın ellerinden takdim etmekti. İlk olarak 25. yıl kıdem ödüllerimizi takdim ederek başlayacağız. Evet, emeğe saygı 25. yıl kıdem ödüllerimiz başlasın diyoruz. Ve ilk olarak hastanenin inşaatından başlayalım. İnşaat anından itibaren, bu dönemlerden itibaren şu anda neyin nerede olduğunu, o dönemlerde ne yaptığımızı en iyi bilen, teknik anlamda, yapı anlamında tüm bilgi ve donanımlar onda saklı. Mesleğini layığıyla gönül vermiş ve insan yetiştiren emekçilerimizden teknik servis birimimizde görev yapan Sayın Ali Aynan'ı alkışlarla davet ediyoruz. Ali Bey hoş geldiniz. Sizi biraz önce bekledim. Hemen ekip arkadaşımızla beraber. Ve bir diğer 25. yıl emeğe saygı kıdem ödülü alacak çalışma arkadaşımız
hastanemizin kafeterya biriminde çalışan ve düzenli çalışmalarıyla da yıllardır mesleğini güzelce ve kibarca nezaketle icra eden Sayın İlhan Bürhan alkışlarla davet ediyoruz. Yine bugün için çok heyecanlı, çok özel ve güzel bir şekilde hazırlanan muhasebe biriminde özellikle hekimlerimizle olan ilişkilerimizde ve hastalarımızın karşısında her zaman önemli işleri üstlenen, güler yüzü hiç solmayan iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir çalışma arkadaşı Sayın Hanım'ı bir güzel bir arkadaşlar. Torpilli bir alkış oldu biraz. Ne kadar sevildiğinizi de buradan biraz ölçmüş olduk. Bir kişi daha davet ediyorum. Evet, hastanemizde ameliyat ve medikal olarak yatan hastalarımızın epikriz raporlarını titizlikle, dikkatle hazırlayan, işine her zaman önem veren ve mesleğine yıllarını veren Avrasya'nın emekçi güzel hanımlarından birisi daha. Epikriz muhasebe bilimimizden Ebeveyn Kapan. Evet, ödül takdimini yapmak üzere de Hanife Hanım özellikle bugüne özel Sayın Belediye Başkanımıza mesaj yazmıştı. Ve bugün geldiğini gördüğü zaman çok büyük bir mutluluk duymuştu. Ben Sayın Belediye Başkanımıza plaket takdimini yapmasını rica ediyorum. Alkışlarla. İlk Hanife Hanım'ın plaketiyle başlıyorum. Tekrar teşekkür belgemizi de takdim edilmek birlikte. Nedibe Hanım, evet. Sayın Nedibe Ürbek. Ve Sayın Ali Ayhan. Yürüterek ve üreterek katkılar sağlıyor. Hemşirelik Hizmetleri Müdürümüz Sayın Gülay Hazret Mutlu. Hastanemizin komşularından. Ve yine Avrasya'da ilk hemşirelerimizden birini daha davet ediyoruz. Yıllara meydan okuyan adeta bir gençlik iksiri gibi karşımızda duruyor. Hemşirelerimizde de bilgi ve birikimleriyle her daim ekibiyle paylaşan, bizlere katkı sağlayan, eğitimler yapan, öğreten çalışma arkadaşlarımızdan enfeksiyon kontrol hemşiremiz Sayın Gülhan seçilmiş. Hastanemizin satın alma birimindeki başarılı işler, tedarikçilerimizle olan bağımız onun emeklerine dayanıyor. Pratik, alternatif çözümü her zaman olan araştırmacı, işine yıllarını vermiş genç, güzel ve güler yüzlü satın alma müdürümüz Sayın Özgür Uğur'la alkışlarla davet ediyoruz. Ve plaket
tahminlerini yapmak üzere Sayın Zeytinburnu Kaymakamımız Adem Uslu'yu alkışlarla davet etmek istiyorum. Gülay Hazret Tosunay. Harika bir doktor düşünün. Avrasya'da var. Kulak burun boğaz uzmanımız operatör doktor Ferhat Oğuz. Plaket takdimini de yönetim kurulu başkanımız Sayın Operatör Doktor Hüseyin Uğur'dan rica edeceğiz. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz bizde. Bu imkanları bize sunan birinci Hüseyin abimiz, Murat'ımız. Çok teşekkürler. İnşallah Ceyhun'a da hep birlikte devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Evet, onu çok sahada görmesek bile varlığını bilmek, hastaları ona emanet etmek, herkes için, tüm doktor arkadaşları için bir gönül rahatlığı sağlıyor adeta. Ameliyathanemizin kahramanı diyebiliriz. Hastanemizin de açılış yıllarından beri burada olan ilk mesul müdürümüz, yine kıdemli doktorlarımızdan tüm karizmasıyla davet ediyoruz. Anestezi ve reanimasyon uzmanımız, uzman doktor Hüseyin Soysal. Plaket takdimini yapmak üzere medikal direktörümüz Profesör Doktor Ali Rızadere ile alkışlarla davet ediliyor. Duygularınızı da almak istiyoruz bu mutlu ve özel günde. Duyguları ifade etmek o kadar kolay değil. Gerçekten 25 yıl insan hayatında çok önemli bir süre. İnsan hayatının ülkemizde 75 yıl ortalama yaşam süresi olduğu göz önünde bulundurulursa zaten ilk 25 yıllık süreç çocukluk, eğitim, meslek edinme, tecrübe edinmelerinde mücadeleye geçiyor. Sonraki 3. 25 diye de gözlerinde bulundurursak o da kronik hastalıklarla geçiyor biraz. Ama en önemlisi hulasa dediğimiz işin özündeki bu 25 yıllık yaş arası ülkemizde kişilerin cabbar denilebilecek sağlıklı,
istekli tecrübelerini ortaya koyabilecek en verimli çağlarıdır. Bu süreyi de ben Avrasya çevresinde geçirdim. Bize bu Avrasya ile birlikte çalışma izni vermiş olan burada Hüseyin Bey'i takdirle karşılıyoruz. Biz hem 25 yıl içerisinde çalıştık ama en önemli mesele bence bu süreç içerisinde Avrasya'nın başarılı olduğuna şahit olduk. Teşekkürler size. Teşekkür ediyoruz. V25. Diyoruz. Özlem Hanım da. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam başarılarınız daim olsun. Mütevaziliği hepimizi sıcak karşılayışı, güler yüzüyle hem hastalarının hem biz Avrasya Hastanesi çalışanlarının sevgisini kazandı her zaman. Naif, kibar, kalp kırmayan, öylesi güzel bir insansınız Sayın Hocam. Avrasya Hastanesi'nin ilk hekimlerinden başarılarınız daim olsun. Sizi çok seviyoruz diyelim. Diş hekimimiz Eylem Usta. Hastanemizin yönetim kurulu üyelerinden Sayın Nermin Orlu'yu davet etmek istiyoruz. Takdim etmesini rica ediyoruz.
takdim etmesini diliyoruz. Hüsnü Bey'den Sayın Raşit Koncuoğlu'nun plaketini takdim etmesini diliyoruz. Ve İsmail Bey'den Hülya Doğan'ın plaketini takdim etmesini diliyoruz. Hülya Hanım buydu. Evet, bu güzel kalabalık ekiple bir toplu fotoğraf alanının plaketleriyle beraber her birinizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Mekanlarımıza da ayrıca bugün bizleri bu güzel günde yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Hemen bir diğer gruba geçiş yapıyorum. Onu yıllardır farklı pozisyonlarda çalışırken, iş yaparken görenler oldu ve uzun zamandır hasta danışmanlığı pozisyonunda devam etmekte. Doktorunun, hastalarının, hatta ailelerinin eli kolu oldu adeta. Biraz daha kadın doğumda çalışırsa doğumlara girecek diye de korkuyoruz. O kadar bilgi, donanım, birikim yıllardır maşallah diyelim ve kendisini geldiğinde göreceksiniz, çok genç ama kendi boyundan büyük kızı olmasında ayrıca şahsen kıskandığımı söyleyebilirim. Bir Can Yılmaz alkışlarla davet ediyorum. Geçmişten bugüne çok kıdem atladı ve bizi görev aldığı yerlerde kaliteli bir şekilde temsil etti. Dün de doğum günüymüş, nice mutlu yıllara diyelim. Uluslararası Hasta Servisinden Aynur Çalışkan alkışlarla davet ediyorum. Maşallah diyelim. Yine yıllar su gibi geçerken su gibi kalmaya devam eden Avrasya'nın hanımları hiç yaşlanmıyor bence. Genç, evet, çok güzel. 20 yıl, 25 yıl hiç kimseyi yaşlandırmamış. Yine yıllar su gibi geçerken su gibi kalmaya devam eden, birçok bilimde çalışan, terfiler alan, Avrasya Hastanesi'nde iyi bir şekilde temsil eden Uluslararası Hasta Servisinden Şeyda Feda Yarmışlar'a davet ediyorum. Ve son olarak Veyze'den muhasebeye birçok işler yaptı ve belki şimdilerde perde arkasında ama hastanede emeği ve katkısı çok fazla olan, kibarlığı ve örnek kişiliğiyle her zaman sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımız olan muhasebe biriminden İlknur Bozkurt alkışlarla davet ediyoruz. Ve ben plaket takdimi yapmak üzere iki kişi davet etmek istiyorum bu sefer. İlk olarak hastanemizin işletme direktörü Sayın İbrahim Urlu'dan iki kişiye plaketini takdim etmesini dileyeceğim. Buyurun İbrahim Bey. Böyle alalım sizi. Evet. Aynur Çalışkan. Sayın Bircan Yılmaz. Belgelerimizi alalım ve radyasyon onkoloji uzmanımız Profesör Doktor Mustafa Bejder Tepe hocamı da davet etmek istiyorum. Plaket takdim etmek üzere. Şeyda Hanım'ın plaketini sizin elinizden takdim etmek istiyoruz. Ve İbnül Bozkurt'un plaketini takdim etmek üzere de muhasebe müdürümüz Sayın Ayşe Ünal'ı davet etmek istiyoruz. Edeceğiz. Hep beraber kameramıza bakarsak.
içinde, gün içinde belki de Adana'yı çok duyabileceğiniz isim. Bence hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Her gelen onu tanıyor. Aslında bazen sorduğumuz zaman benim ailem burada yok, uzakta diyor ama Avrasya'da kocaman bir ailesi varmış aslında diyebiliyoruz. Bu kadar çok tanıyan, bilene rağmen ismini siz de tahmin ediyorsunuzdur. Ve hepimizin ondan öğreneceği çok şey var diyorum. İdari İşler Müdürümüz Sayın Zeki Orçun'u karşılayalım. Plaket takdimini yapmak üzere kıymetli misafirlerimiz, katılımcılarımız var. Onlara yer vermek istiyorum. O yüzden biraz tek tek davet etmeye başladım arkadaşlarımızı. Sayın Remzi Yılmaz. Remzi Bey, sizi davet edebilir miyiz kendinize? Teşekkür ediyoruz tekrar. Remzi Bey, 25 yıl oldu, çeyrek asır olduk. Bizim için bir şeyler söylerseniz Avrasya Hastanesi ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi alalım. Açıkçası Cumhurbaşkanımıza sizler eşlik ederek beraber davette bulundunuz. Bu anlamlı günde bizim için bir şeyler söylemenizi rica ederim. Ben nice 25 yıllara Hüseyin Bey ve ailesi, burada ailesine teşekkür ediyoruz. Hatay'dan gelip Zeytinburnu'da bizi gururlandırdı. Zeytinburnu'nu çağ açtırdı. Teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte bir canım. Şimdi aslında benimki cümle değil de biraz itiraf olacak. Ben 11 Mart 2002'de başladım işe. Ayında işte 20 Mart ya da 25 Mart civarı. Konuyu hatırlamıyorum. Yani şeyi de hatırlamıyorum da tabii Hüseyin Hocam her zamanki naifliği ve kibarlığıyla beni bir konuda uyardı. Ben de içimden şey dedim, ya yok ben burada çok çalışamam dedim ama 25 sene, 23 sene oldu. Hoşçakalınız, bağlı olsun. Evet, ona emanet edilen her işi çözülmüş sayıyoruz diyebilirim. Arkamıza yaslanıyoruz adeta, öyle güven verir ve her hastanın ağzından tabii ki onu da duymak, onu da çok tanıyanın olduğunu bilmek mümkün. Şıklığı ve karizmasına dair bir nazar boncuğu Sayın Hasan Aksoy alkışlarla davet ediyoruz. Plaket takdimini yapmak üzere kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız Sayın Çiğden Yavuz Yükseveri davet ediyoruz. Değerli hocamız. Teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Evet, sağlık memuru olarak başladığı Avrasya serüvenini idare amir olarak devam ediyor. Hastanemiz geceleri ona emanet. Biz de ekipçe çok sevdiğimiz çalışma arkadaşlarımız arasında yer alıyor. Sabahları, güne, her şey düzenli bir şekilde başlıyoruz. Çünkü geceleri güzel bir işleyiş hakim. Gece idare amirimiz Sayın Hasan Ateş, alkışlarla davet ediyoruz. Plaket takdimini gerçekleştirmek üzere Sayın Kaya Balkan'ı alkışlarla davet ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Kaya Bey. Teşekkür ederim. Değerli hanımım, Hüseyin Bey ile olan ilişkimi 2000 pardon 1900
1992'de beraber Sayın Cumhurbaşkanımıza gittik Süleyman Bey'e. Onun buraya gelmesiyle bu açılış yapıldı ve kendilerini tebrik ediyorum. Nice 25 yıllara diyorum. Hayırlı olsun inşallah. Evet, Hasan'ları tebrik ediyoruz. Bilgi işlem ve kalite biriminin emektarı. Adının geçtiği yerler güven veriyor ve biz bu işi yaparız diyoruz. Bizi başarılara ulaştıran çok sayıda çalışmalar gerçekleştirdi. Emekli oldu bu yıl ama gençlere taş çıkarmaya çalışma anlamıyla da görünüşle de devam ediyor. Sayın Güler Mollaoğlu. Bugün de emekçilerine yurt kutlamamızla ilgili çalışmalara çok olan, katkı sağlayan isimlerden birisi. Plaket takdimini Sayın Nevzat Ulu Ocak'tan rica ediyoruz. Çünkü ben ilk 25 sene önce tanıştım. Şimdi biliyorum. Yurt dışlarındaki hastaneleri de gördü. Fakat Avrasya'yı görünce sıfır oldu. 135 ülkede Zeytinburnu nerede diyorlardı bilmiyorlardı. Şimdi Avrasya nerede? Zeytinburnu'da. Daha bundan başka ödül olur mu? Onun için biz birlik beraberlik olarak böyle şifa hastaneleri de başta Hüseyin Uğur'a, İbrahim Bey'e, Battal Bey'e, Ömer Uğur'a, Ayşe Hanım'a ama eniştenize de Altan Bey'e de selamlarımı söylüyorum. Beni ayırdı der. Sonra kızımıza bakmaz. Ben başta da Zeytinburnu olarak çok sattıyız. Böyle bir değerli kaymakamımız ve sayın çok sevdiğim Ömer Arasoy başkanımızı ilk günden beri tanıyorum. Daha başkan yardımcımdan beri. Fakat çok nazik ve halkla her bir iç içe. Allah hizmetlerini daim etsin. Birlik beraberimizi Zeytinburnu ülke olarak da bozmasın. Türklerin Türklerden başka bozuyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet, son sayılı kişiler kaldı. Hemen devam ediyoruz. Onun bilgi ve tecrübesine çok tanıştığımız kesin. Çözümcü ve nettir. Ağzından çıkan söz ile verdiği güvenle çok işlerde başarılar gösterdik 25 yıl. Avrasya Hastanesi'nde yıllara rağmen değişmeyen karizmasıyla muhasebe SGK faturalandırma Şenol Sünnetçioğlu. Gerçekleştirmek üzere anestezi uzmanımız Sayın Rüstem Albayrak alkışlarla davet edilir. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ediyoruz. Çıkardı her zaman ve hastanemizde sosyal medya işlerine de ilk onunla başladık. Kalbi çok güzel ve iyi ki burada bu ailede onu tanıma fırsatı bulmuşuz. Muhasebe birimimizden Sultan Kale Hoca. Plaket takdimini gerçekleştirmek üzere Sayın Battal Uğurlu'yu davet etmek istiyorum. Hastaları, doktorları ve çalışma arkadaşları tarafından sevilen, kibar, saygılı ve sevgi dolu yaklaşımlarıyla
sevgili hemşiremiz Mihrican Patlamanoğlu'na alkışlar vermiş. Trafiği takdirini yapmak üzere iç hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Sedat Işık aramızdalar. Alkışlarla davet ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Emeklerinize sağlık. Yanımdan çok insan yetiştirdi. İşine aşık ve disiplinli. Katta hastalarımız ona emanet olunca da içimiz her zaman rahat. Gece gündüz nöbetleri demeden fedakarca mesleğini yerine getiren emektar Avrasya hanımlarından hemşiremiz Huri Çoban alkışlarla davet ediyoruz. Üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın İlkşen Uğur'u alkışlarla davet ediyoruz. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ekibine yıllarca örnek oldu, iş öğretti, eğitti. Sakin tavrı ve ses tonuyla yaklaşımlarıyla en kritik alanlarımızdan olan yoğun bakım ünitemizde hastalara ve yakınlarına ayrı bir güven ve huzur veriyor ve yıllara rağmen onu ilk zamanki hallerinde değişmeden görebilmek mümkün. Hemşiremiz Sevgi Yeğil alkışlarla davet ediyoruz. Plaket takdimini gerçekleştirmek üzere operatör doktor Ferhat Oğuzcu'mu davet edelim. Bu sefer de plaket vermeye davet edelim. Ferhat Hocam yapmaz. Ferhat Hocam emeğinize sağlık, başarılarınız daim olsun diyoruz. Ve hastanemizin son 2020. yıl kıdem ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Yıllara meydan okuyan gençliği ve doktorluğu yarışır halde adeta. Avrasya Hastanesi kuruluşunun ilk yıllarından beri tercih edilen, hastanemizin imajına imaj katan bir hekim, iç hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Ayşe Gülnar. Sayın Belediye Başkanımız Ömer Arasoy'dan rica ediyorum. Kimlikle başarılarınız daim olsun hocam. Çok yıllardır hem güvenimi hem kaliteli hizmet vermenize vesile olan tabii Hüseyin Bey'e çok teşekkür ederim. Burada çalışmaktan tabii ki çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederim. Başka bir şey sormuştum. Şimdi herkes alkış aldı güzel. Ben biraz portre okuyayım, portre, biyografi. Hanımefendinin okuduğu metinleri kim yazdıysa onu bir alkışlar mıydı? Hepsi kısa portre denemesi. Biraz dikkat ettim, baktım da aynı basma kalıp şey yok. Basma kalıp değil, bir hikaye var. Bence o metni de saklamak lazım Hüseyin Bey. Benden size şey, kim yazdıysa ki siz yazmışsınız. Elinize emeğinize sağlık. Pörünün için teşekkür ederim. Ve 20.
20. Yıl Emeğe Saygı Kıdem Ödüllerimizin sonuncusu. Meslek hayatı boyunca sağlıklı anne ve bebekler için her zaman elinden geleni yaptı. Gece gündüz demeden işine, mesleğine her zaman gönlünü verdi. İnsani yönden sevgisini ve şefkatini tartışmıyorum bile. Hepimiz onu çok seviyoruz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız Operatör Doktor Nurcan Dalan. Alkışlarla davet edildi. Ameliyatta. Evet, ameliyatta. Bir de kendisine, evet, hocamız katılmıştı salonumuza ancak acil bir doğum için. Bahsettiğimiz gibi gece gündüz demeden dedik, bu an bile evet olabiliyor demek ki. Biz bugün katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bitti mi bitmedi. Şimdi bir pasta kesimi gerçekleştireceğiz. 25. yılımıza özel. Öncelikli olarak ben pastamızı rica ediyorum ekip arkadaşlarımdan ve sahnemizde hep beraber değerli konuklarımızı, çalışma arkadaşlarımızı sahnemize davet etmek istiyorum alkışlarla. Evet, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Belediye Başkanı, Kaymakamım, tüm doktorlarımız, yönetim kurulu üyeleri, tüm çalışma arkadaşlarımız sahnemize davet ediyoruz. Hep birlikte bu anı kutlayalım. Hadi gel. Sahnemizin üstünü de kullanabiliriz. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.